tabii 2'de 2'nin avantajıyla ve moraliyle başlıyoruz bu kampa. Ama grup liderliği için çok kritik olan bir maç, Belarus maçı. Daha önce özellikle son 6 ayda 3 kez oynayıp kazandığımız bir rakip ama uzun oyuncularını getirmemişlerdi son kadrolara. O yüzden bu kadroda daha kuvvetli olacaklarını bu maçta, bu maçı daha çok önemseyeceklerini ve sert bir maç olacağını düşünüyoruz. Biz de ona göre hazırlanacağız. Zaten Belarus'u atladıktan sonra Estonya maçının kendi evimizde de olmasının avantajıyla daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Belarus için çok birlikte oynayan, uzun süredir beraber oynayan bir jenerasyon dedi Ekrem Hoca. Bizim milli takımımızla uzun süredir birlikte oynayan bir jenerasyon. Evet, yani biz de aynı şekilde hem onlar da öyle, biz de başarıyı, çok üst düzey başarıyı da yaşamış. Basketbol ekolü sağlam bir ülke Belarus. Çok tecrübeli ve yurt dışında oynayan iyi oyuncuları var. Onu genç oyuncularla harmanlamış bir kadro. Aynı şekilde biz de öyle. Daha hazır olan, daha iyi olan, daha konsantre olanın kazanacağı bir maç ama biz en iyi halimizle, %100'ümüzle gideceğimizi düşünüyorum. Son olarak takımda sakat veya ölen bir durum olan bir oyuncu var mı? Kadroya çağırdığımız oyunculardan Hülya Çoklar'ın maalesef geçen hafta Avrupa Kupası maçında parmağı kırılmıştı. Bugün burada tekrar sağlık kontrolünden geçecek. Çok büyük bir ihtimalle rapor alarak kadrodan çıkacak gibi gözüküyor. Aynı şekilde Tilbe Şenyürek de 2-2,5 hafta önce kadar kalfında bir yırtık olmuştu. O da hala oynamıyor kulübünde de. O da bugün sağlık kontrolünden geçecek prosedür gereği. Bu iki oyuncumuzun kadro dışı olma ihtimali çok yüksek ama onun yerine Galatasaray'dan uzun olarak Gizem Başaran'ı kadroya davet ettik. O da bugün bizle sabah başlayacak antrenmanlarına.